Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Aynül inayeti kenzil hidayeti imamın hadreti eminin memleketi terazül hulel-i nasıl milel. Taciz şeriatı sultanı tarikatı bürhani hakikati zeynil kıyameti şemsi şeria. Şefii'il ümmeti alil himmeti kâşifil hummeti yevmel kıyameti siracil alemin. Allahu asimuhu ve Cibril aleyhisselam hadimuhu vel burâgu merkebuhu ve gâbu gavseyn makamuhu vel ma'budu maksudu. Şemsü duha bedrü düce nurul hüda hayrul vera imamil müttakîn. Asfela Suyay Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıbletil Arifin ve Ka'betil Taifin ve Habibi Rabbil Alemin. Ve ala alihi ve ashabihi ve tatihit tayyibin et tahirin. Ve sellim teslimen kesira ya Rabbel Alemin. Amin. Meymun bin Ebu Şebib Rahimehullah'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya bir dilenci geldi. Ona bir parça ekmek verdi, gönderdi. Kıyafeti düzgün başka biri geldi. Ona da sofra kurdurdu. Adam yedi gitti. Ona bu husus sorulunca şöyle dedi. Niye dedi? O adama bir parça ekmek verdin de buna niye sofra kurdun, yemek yedirdin diye sordular. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara seviyelerine göre davran. Emir. Yani onun seviyesi bir ekmeklikti. Adamın yaşayışı yani. Bir ekmeğe razıydı. Öbürü demek biraz da hali vakti yerinde bir insan. Eşraftan biri ona sofra vurdu. Ata et vermeyeceksin aslan. İte de ot vermeyeceksin. Her şey, her varlığa yiyeceği şey neyse, memnun olduğu, alıştığı şey neyse öyle davranın diye. Bu insanları tanımak mı? İnsanları tanımadan ne bilecek? Hangi huyu nedir, suyu nedir ya? Yani insanları tanımaya sevk ediyor seni, diyor ki. Mağaraya çekilmek yok. İnsanlarla beraber olacaksın ki tanıyacaksın. Muamelede bulunacaksın, komşuluk yapacaksın, ticaret yapacaksın, arkadaşlık yapacaksın, yolculuk yapacaksın. Biraz gazık yiyeceksin ama insanları tanıyacaksın ha. Bizde ruhbanlık yok, çekilmek yok. Hayatın içinde olacaksın. İbni Abbas radıyallahu anhüma'da rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Uyeyne bin Hısın Medine dışından geldi. Yani dışarıdan gelmiş. Uyeyne bin Hısın. Evet. Kardeşinin oğlu Hur bin Kays'a misafir oldu. Hur. Hayle yazıyor. Hur bin Kays. Kays, Ömer radıyallahu anh'ın istişare heyetindendi. Yaşlı olsun, genç olsun, bütün kurralar Ömer'in istişare meclisindeydiler. Uyeyne, o dışarıdan gelen adam, kardeşinin oğluna, ey kardeşimin oğlu, emirül müminin nezdinde senin itibarın var. Onun huzuruna girmem için müsaade al dedi. Hur izin istedi. Ömer radıyallahu anhü de izin verdi. Uyeyne huzura girince, ey Hattab oğlu, Allah'a andolsun ki sen bize fazla bir şey vermiyorsun ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi gelen adam.
Bunu Hazreti Ömer'e söyledi ya. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh sinirlendi. Onu cezalandırmaya kalktı. Bir devlet reisine böyle söylenir mi? Bunun üzerine Hur, o gelen adamın yeğeni, ey müminlerin emiri, Allahu Teala nebisi sallallahu aleyhi ve selleme affı al, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurdu dedi. Ayet oku dedi Hazreti Ömer'e. Ömer'in ne yapması lazımdı? Sizin de ayetinizde deyip kılıcı çekmesi lazım adamın kafasına. En azından kafasını bir kere vurması lazım. Ne yaptı? Hemen sustu. Niye? Allah konuşuyor çünkü. Ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı konuştuğu zaman Ömer'i dinlemez. Ömer onu dinlemek mecburiyetinde. İsterse halife olsun. Vallahi o ayetleri okuduğunda Ömer gereğini yaptı. Zaten o Allahu Teala'nın kitabına son derece bağlıydı. Ne demişti Allah? Cahillerden yüz yalnız anil cahilin dedi ayet. Allah peygambere dedi ki cahillerden yüz çevir. Onlarla muhatap olma dedi. Yani adamcağız dedi ki benim amcam cahil işte. Cahil olmasaydı bu lafı söylemezdi dedi. Ha? Hazreti Ömer de ayetin gereğini yaptı. Ceza vermedi adama. Ya cehalet de başa bela. Ebu Said Semure bin Cündüp, ben Semure zannediyordum, okunuşu Semure'ymiş. Semure. Radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çocuktum. Ondan duyduklarımı ezberliyordum. Ancak burada benden daha yaşlı kişilerin olması beni konuşmaktan alıkoyuyor. Peygamberden çok hadis duymuş fakat yanında yaşlı adamlar varken onların yanında konuşmuyor. Edepten, edepten. İşte İslamiyet'in edebi budur. Senden yaşlı adam varken müsaade vermedikleri müddetçe sen konuşma. Onlar konuşsun. Enes radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaşına hürmeten bir ihtiyara ikramda bulunan gence Allah yaşla. Akşam dersimiz 9. mektup. Dokuzuncu mektup bir parçasıdır. O halis talebesi kimse ona bir mektup göndermiş. Biz de gayıptan bileceğiz ona bir mektup gönderildiğini. O mektubun bir parçasıymış bu, öyle diyor. Şunu yazan sanki üstadın cümlesiymiş gibi buraya koymuş adam, cümleyi koymuş. Saniyen, Neşr-i Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir keramet-i Kur'aniye'dir. Bir inayeti Rabbaniyedir diye başlıyor. Konunun başı ne? Saniyen dedi. Yani saniyen ne demek? İkinci olarak. İyi de mübarek adam bir mektup ikinci olarak diye başlar mı ya? Nerede bunun birincisi? Evveleni nerede bunun evveleni? Şu kitabı basan adam demek bunu bilmiyor yani. Evvelen saniyenin evvelenden sonra geleceğini bilmiyor. Veya eğer bu Bediüzzaman'ın mektubu böyleyse demek ki Bediüzzaman saniyen kelimesinin ikinci olarak demek olduğunu bilmiyor yani.
Mektubun aslına bakıyoruz. Mektubun aslı var çünkü. Böyle değil. Şu kitabı basan adamlar ahirette Allah'a ne hesap verecekler? Nasıl hesap verecekler ya? Nerede bu mektubun başı ya? Şimdi 9. mektubun tamamını okuyoruz orijinalinden inşallah. Bi ismi men tusebbühü lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bu ayet, şu ayetin tamamını bile buraya almamış. Alan adam. Orada da gırpıntıya girmiş. Ve devamı var. Ve aleykümüsselam ve ala valideyke ve rahmetullahu ve berekatuhu fid dünya vel ahire. Burada da bir dua var. Mektubun yazıldığı şahsa, anasına, babasına, Bediüzzaman Hazretleri dua ediyor o şahsa. Kim bu şahıs? Mektubun yazıldığı şahıs kim yani? Şimdi mektubu üstadın ifadesinden okuyoruz. Gayretli kardeş, hamiyetli arkadaş, kahraman asker, çalışkan talebe, Ali Cenab Müslüman, hakikatli mümin vasfına layık birader zadem. Ey benim kardeşimin oğlu diyor. Vasıfları neymiş şimdi mektubun yazıldığı zatın? Bak Bediüzzaman'ın ifadesi. Gayretli kardeş. Diyor ki sen benim kardeşimsin ama gayretlisin. Hamiyetli arkadaş. Sen benim arkadaşımsın ama hamiyetlisin. Sende hamiyet var. Kahraman asker. Sen askersin ama kahramansın. Pısırık asker değilsin. Çalışkan talebe. Talebesin ama tembel değilsin. Çalışıyorsun. Ali Cenab Müslüman. Müslümansın ama Ali Cenab'sın. Yani başkalarının sıkıntılarına koşuyorsun. Başkalarını düşünüyorsun. Hakikatli mümin. Müminsin, inanıyorsun ama imanın hakikat mertebesine çıkmış. Tevhidi iman sahibisin diyor. Şimdi böyle bir adama yazılan bir mektup bu ya. Ne için yazmış bu mektubu Bediüzzaman Hazretleri bu zata? Bu zat Hulusi Bey'dir. Allah rahmet eylesin. Merhum Albay Hulusi Yahya Gel. Nur'un birinci talebesi olduğunu herkes ikrar ediyor. Yani diyorlar ki birinci talebe odur yani. Birinci talebe oysa niye ona gönderilen mektubun başını buradan çıkardınız? Kokasıcalar. Bu ne hasettir yani. Hulusi Bey'den bahsediyor daha burada. Daha başka neler söyleyecek bakalım ki bunları çıkarmışlar. Senin mektubun beni çok mesrur etti. Senin mübarek iki rüyan manidardırlar. Öyle bir mektup göndermiş üstada ki üstad sevinmiş. Üstadın sevinmeye ihtiyacı mı var? Var tabii ya. Devlet almış adamı memleketinden getirmiş. Isparta'nın bir dağ kasabasına sürmüş. Kapısına dikmiş jandarmayı dışarı çıkartmıyor. Evine misafir aldırtmıyor. Nefes aldırtmıyor adama ya. Tabi adamın sevinmeye ihtiyacı var da. Hulusi Bey de öyle bir mektup göndermiş ki Elazığ'dan. İşte sevinmiş. Mektupta iki tane rüyadan bahsediyormuş Hulusi Bey. Rüya görmüş, o rüyaları üstada soruyor. Bu ne demek? Rüyayı görmüş, üstada soruyor ki bu rüyanın manası nedir? Demek rüya içinde mana taşıyan bir şeydir. O manayı rüyayı görenin anlaması mümkün değildir. Öyle kolay değil. Rüya bir ilimdir. İlmi tabiri bilmeyen adam rüyadan bir şey anlamaz.
Anlamaz gözüm, anlamaz. Yanlış mana verirsin. Rüyaya yanlış mana verirsin, anlamazsın. Adamcağızın bir rüyasında mescide giriyor, mescide girdiğini görüyor, camiye girmiş. Affedersin, caminin her tarafına küçük çişini yapmış. Uyanınca çok üzülmüş. Lan ben ne halt ettim? Camiye gittim, her tarafa işedim. Geliyor. İlmi tabiri bilen bir zata soruyor. Diyor ki ya ben rüyada böyle böyle bir şey gördüm. Çok üzüldüm. Rüyayı tabir eden zat gülüyor. Diyor ki bunda bir şey yok. Senin diyor oğlun, hafız oğlun var mı diyor. Var. O diyor Kur'an okuyacak. Sen ondan diyor ne mal alacaksın? Sevap gelecek sana. Lan ne alakası var şimdi camiye işemeyle oğlanın Kur'an okumasının? İşte sen anlamazsın. Rüyanın manasını anlamazsın. Üzülürsün. Veya sevinirsin. Kötü manaya sevinirsin. Güzel manaya üzülürsün yani anlamadığın için. İlmi rüya, rüya tabiri ilmi ayrı bir ilimdir yani. Cenab-ı Hak bu ilmi Hazreti Yusuf'a öğretti. Allah öğretti. Gelen rüyayı tabir ediyordu, ayna gibi çıkıyordu tabiri. Yedi tane diyor, zayıf inek geldi, Firavun rüya görüyor. Yedi tane diyor, besini ineği yedi diyor. Yedi tane zayıf inek, yedi tane besini ineği yemiş. Ne demek lan rüyada? Tabir ediyor. Hazreti ne diyor? Yedi sene kıtlık olacak. 7 sene diyor bolluk olacak, sonra 7 sene kıtlık gelecek, bütün biriktirdiklerinizi yiyeceksiniz diyor. La inekle bolluğun, kıtlığın ne alakası var? İşte onu anlamaz. Onun için gördüğün rüyayı hemen yorum yapma. Bilen biri varsa sor. Bilen biri yoksa hiç yorum yapma. Çünkü rüyada ilk yapılan yorum yapışır kalır ha. Dikkat et. Rüya tabirinde öyle anlatırlar. Kadıncağızın birisi rüya görüyor. Asr-ı Saadet'te çadırı yıkılıyor. Öyle görüyor rüyasında. Resulullah Efendimiz'e gidiyor anlatıyor. Diyor ki ya Resul, rüyamda çadır yıkıldı diyor. Evin çadırı yıkıldı. Ben aklımda öyle kalmış. Çok 30-40 sene önce okumuşum. Resulullah Efendimiz diyor ki kocan gazada, kocası da gazaya gitmiş muharebeye, harbe. Diyor ki kocan ganimetlerle gelecek. Hakikaten adam ganimetlerle geliyor. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra kadın yine aynı rüyayı görüyor. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir halife, Hazreti Ebu Bekir'i anlatıyor. O mübarek de diyor ki Allah rahmet eylesin kocam bu sefer şehit olup gelecek diyor. Adamın şehitlik haberi geliyor. Yani rüyayı nasıl tabir ederse yapışır kalır ha. Çadır yıkılır dikkat et yani. Rüyayı tabir ettireceğin adamı da iyi seç yani. Rüya tabiri başka bir şeydir. Yani rüya tabir etmekten kaçının. Eğer bilirsen ki bir kötü manadır yine kötü deme ha. Onu güzel tabir et. Yuvarla biraz ya. Senin mübarek iki rüyan manidardırlar. Tabirleri de içinde görünüyor. Az dikkatli anlaşılır. Sen dikkat etsen anlarsın zaten orada gördüklerini diyor. Belki rüyadan ziyade gördüğün vaka bir hakikatin temsilidir. Tabiri pek zahir olduğu için tafsil etmeyeceğim. Yalnız bir iki noktayı ihtar ediyorum. Bir hakikatin temsilidir senin gördüğün. Cenab-ı Hak bazı insanlara gelecekte olacak hadiseleri rüya şeklinde gösterir. Gelecek hadiseleri o insanlar rüyada görürler ama temsil ile görürler. Yani bir senaryo seyreder adam, fakat o senaryonun bir hakikati anlattığını anlamaz. Ehline anlatması lazım. İşte Hulusi Bey de gördüğü rüyayı tam kavrayamamış Allah-u Alem, üstada sormuş veya görmüş anladığı manayı teyit ettirmek için üstada sormuş. Hakikati hali bilmiyoruz.
Üstad da ona tabir etmiş. Bir iki noktayı ihtar ediyorum diye. Neymiş şimdi Hulusi Bey'in rüyasında üstadın anladıkları? Birisi ikimize bir beşarettir ki hizmetimiz makbul oluyor. Diyor ki bu rüya seninle beni ilgilendiriyor ikimizi. Benim yaptıklarımla senin yaptıkların Allah tarafından kabul ediliyor. Allah ikimizin yaptığı hizmeti kabul ediyor. Bu bize müjdedir. Sana da müjde, bana da müjde. Livaül hamdi Muhammedi altında asker kabul edilmişiz. Biz ikimiz peygamberimizin sancağı altında bulunan askerlerden kabul edilmişiz. Allah bizi peygamberimizin sancağı altında asker yapmıştı. Allah yapmıştı. Bize bir bayrak verilmiş. Bayrak kime verilir? Sancak kime verilir? Alaya verilir. De alay, alay. Alay komutanına sancak verilir. Demek bir grubun liderliği bu iki zata verilmiş. Diyor bize bir bayrak, bir alem verilmiş. Peygamberimizin livaül hamdi altında, ordu bayrağı altında o ordunun bayrağı altında değişik bölükler var, taburlar var, alaylar var, tümenler var. Aha öyle bir grubun başına da Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri ile Hulusi Bey'i tayin etmiş. Bize bir bayrak verilmiş, Hizbullah'ta dahil olmuşuz. Allah'ın ordusuna biz de diyor dahil edilmişiz. Allah'ın ordusuna dahil olmuşuz. Ele inne hizballahi humul muflihun sırrına mazhar olmuşuz demektir. Ne diyor bu ayette Cenab-ı Hak? Dikkat et! Kesinlikle bil ki Allah'ın ordusunda olanlar kurtulmuştur. Allah'ın ordusunda olanlar kurtulmuştur diyor bu ayet. Kurtulmuştur diyor da. Yani cennete girmiştir de. Kurtulmak nedir ya? Kurtulmak. En büyük beladan kurtulmak. En büyük bela nedir? Cehenneme girmek ya. Diyor ki oradan kurtulduk. Bu ayetin sırrına mazhar olmuşuz demektir. Şimdi bu okuduğumuz kısmı şu mektubun başından çıkarmanın manası ne? Niye çıkarılır burada? Çünkü grubun bayrağı bu iki zata teslim edilmiş. Bu kısmın bu mektuptan çıkarılması lazım ki o bayrağı gasp eden haydutlara yer açız. Bayrağı gasp etmişler, bayrağı. Ordunun bayrağını gasp etmiş birileri, ordu kumandanlarının elinden almışlar. Güya buradan çıkarmakla. Peki bu bayrağı bu iki zata kim vermişti? Nasıl gasp ettiler? Ha işte Allah bizi getirdi, o bayrağı ortaya çıkarttı. Şimdi nereye kaçacaklar? Şu işi yapanlar, bu bayrağı gasp edenler şimdi Allah'ın eline düştüler. Hepsi kabrin öbür tarafında. Allah'ın eline düştüler. O bayrağı veren de Allah'tı. O bayrağı çalanlar Allah'ın önüne geldi. Şimdi ne hesap verecekler? Şimdi ne hesap verecekler orada? Bak sövmüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Söylemeyelim ya bu hakkı. Şimdi orada hikmeti de rafeti de görüyorlar. İkinci nokta
O rüyanın tabirindeki ikinci nokta. Günde iki defa beni göreceksin. Şuna işarettir ki rüyada, demek Üstad Hazretleri Hulusi Bey'e demiş ki sen günde iki kere beni göreceksin demiş. Rüyada demiş. Nerede, ne zaman diyor? Üstad Isparta'da, Hulusi Bey Elazığ'da. Rüya Elazığ'da görülüyor. Elazığ'daki adama diyor ki günde iki kere beni göreceksin. 1930'da Isparta'dan Elazığ'a kaç günde gidilir? Ya kaç günde gidilir? 6 saatte Barlı'dan Eğirdir'e gidemezsin zaten. Oradan Konya'ya gideceksin, Konya'dan Aksaray'a gideceksin, Aksaray'dan Nevşehir'e gideceksin, Nevşehir'den Kayseri'ye gideceksin, Kayseri'den Malatya'ya gideceksin, Malatya'dan Elazığ'a gideceksin. Mesafeyi düşün, mesafeyi. Rüyada da demiş ki günde iki kere beni göreceksin. Nasıl görecek bu adam? Ama bu rüya tabii. Günde iki defa beni göreceksin şuna işarettir ki günde iki defa seni yanımda hayalen ihzar ediyorum. Seni ben günde iki kere yanıma çağırıyorum diye. Hayalen. Yani sen yoksun ama ben seni buradaymış gibi düşünüyorum. Onu mu diyor yani? Hayal tasavvuf ilminde keşfiyat demektir. Keşfiyat. Evliyaların keşfiyatına hayal denir. Bu bir tabirdir. Bizim hayal etmemizi anlatmıyor burada. O tasavvufun tabirini kullanıyor. Yanımda hayalen ihsar ediyorum demek, ben seni keşfen oradan alıyorum, aha buraya getiriyorum demek. Elazığ'daki adamı alıyormuş, yanına Isparta'ya getiriyormuş. Getirilir mi oradan oraya? Yani Elazığ'dan Isparta'ya adam getirilebilir mi? Allah ayetle haber veriyor ki Yemen'in San'a şehrindeki taht, kraliçenin tahtı göz açıp kapayana kadar Kudüs'e getirilmiş. Kaç bin kilometre? Kaç bin kilometre San'a'dan Kudüs'e kadar? Arada kaç tane devlet var? Ama geldi diyor Kur'an. Bir anda diyor o taht San'a'dan Kudüs'e geldi. Ulan taht geliyor da insan gelmez mi? San'a'dan Kudüs'e gelen varlık, bir eşya Elazığ'dan Isparta'ya gelemez mi? Bu ilimdir. Bu ilimdir. O ilmi sen biliyorsan sen de yap. Üstad diyor ki ben seni getiririm. Günde iki defa yanında hazır ederim diyor. Keşfe. Sen dahi 24 saatte iki defa sözler vasıtasıyla üstadınızla sohbet ediniz demektir. Sen de iki defa benim yazdığım kitapları oku, benden sohbet et. Veyahut sabahdaki duada ben seni yanıma, akşamdaki derste sen beni yanına ihzar ederiz. Diyor ki sabahleyin ben seni yanımda hazır ederim. Akşamleyin de sen beni yanımda hazır edersin. Ben seni çekerim buraya, sen de beni çekersin oraya diyor. Günde iki defa görüşürüz. Üstad birileri oldu o zaman. Niye onu çekelim? Evet, öyle diyorsun. Sen de beni çekersin diyor. Demek onda o güç var ki çekecek güç. Çekersin diyor da. Bu şaka değil gözüm. Bu mektup Risale'nin içerisine girmiş. Hakikat dersidir. Kur'an'dan süzülen bir şeydir. Kur'an'da bunu destekleyen ayet var mı? Anlattım işte daha. Taht geliyor, taht. Cansız taht getiriliyorsa insan haydi haydi getirilir. İnsanlar bu ilmi bilmiyorlar. Biliyorlar da beceremiyorlar, yapamıyorlar. İkinci Cihan Harbi'nde Amerikalılar denedi bu ilmi. Amerika'daki harp gemilerini Japonya'ya hemen göndermeleri lazımdı. Japonlar Amerika'nın donanmasını Pearl Harbor'da yaktılar. Ne diyorlar? Kamikaze ile. Kendilerini feda etti Japon pilotlar. Amerikan donanmasını hasıl ettiler. Amerika'dan birkaç tane harp gemisini
bu ışınlama yoluyla bir anda Japonya'ya gönderme ilmini denediler. Vapurlar oraya gitti. Harp gemileri, içindekilerin hepsi deli oldu. Askerler deli oldu. Maddeyi götürdüler, insan götürmeyi beceremediler. Bu onların harp dergilerinde kayıtlı bilgilerdir. Gemiye adam gönderiyor. Bir anda Amerika'dan Japonya'ya ışınlıyor ama insan gönderemiyor. Demediği zaman onları geçmiş. Diyor ki, ben seni getiririm, sen beni götürürsün. Bu olmuş, değil mi? Olmuş. Bunlar şaka söylemiyorlar. Bu zatlar olanları söylüyor. İkinci rüyan ise, bu birinci rüya ile ilgili tabirler üstadım. Peki günde iki kere bu zatlar birbiriyle görüşüyorlar. Bu bilgiyi buradan niye çıkarmışlar? Niye buradan çıkarmışlar? Sonradan bu bilgiyi bu kitaptan çıkaran adamlar, onlar bizim abilerimizdi. Allah rahmet eylesin ne kadar eğiliyorsa. Bize dediler ki, Hulusi Bey üstadla yüz yüze fazla görüşmedi. 6 kere görüştü. Hayatta 6 kere üstadı gördü bu adam. Biz yıllarca yanında kaldık dediler. Yani bu bayrak bizim dediğimde yıllarca biz onun yanında kaldık dediler. Doğru. Fiziken doğru. Ama burada ne diyor Bediüzzaman? Burnu çıkarmakla yalan dediler tabii ama bunu buradan çıkardıkları için kimse bilmiyor ki üstadın o lafı söylediğini. Gördün mü oyunu? Kimse bir bayrak veriyor. Oyunu gördün mü oyunu? Nasıl bir oyun yapılıyor? Bunlara izin veriyor. Günde iki defa biz görüşüyoruz diyor. Ne için görüşüyorlar bunlar? Allah için birbirlerine enforme ediyorlar. Manevi alemde birbirlerini manevi alemde enforme ediyorlar, bilgilendiriyorlar. Onu bilgilendiriyor, onu bilgilendiriyor. Ha böyle. Bileşik kaplar gibi. İkisi aynı adam oluyor. İkisi aynı adam oluyor. Yani bu böyle bir şey olur mu yani? Birbirini görmeyen adam ikisi birbirine bilgi verebilir mi? Ulan Sokrat kafir idi. Sokrat Atina'da oturuyordu. İran, Tahran'daki talebesini oturduğu yerden ders veriyordu. 2000 küsur sene önce bir kafir bunu beceriyor da bir mümin bunu yapamaz mı? Bunlar ilimdir, ilim. Biz ilim deyince sadece fizikle, kimyayı, matematiği zannediyoruz. Bu da ilimdir işte da. Birbirlerini görmeden bilgi veriyorlardı birbirlerine. O zaman telefon mu vardı, telgraf mı vardı, internet mi vardı? 2000-3000 sene önce. Onların yaptığını Bediüzzaman yani kafirin yaptığını mümin yapamaz mı? Kur'an bütün ilimlerin kaynağıdır yani. Kur'an'ı iyi bilen adam ha bunların hepsini çocuk oyuncağı gibi yapar yani. Biz niye yapamıyoruz? Kur'an'ı bilmiyoruz ki da bizim Kur'an'dan haberimiz yok ki. Bizim Kur'an'dan haberimiz yok ki. Biz de anlayalım şunların ne dediğini. Bu birinci rüya. Şimdi ikinci rüya. İkinci rüyan ise sana ve Müslümanlara büyük bir beşarettir. Birinci rüya neydi? İkimize bir beşaretti. Birinci rüya Bediüzzaman Hazretleri ile Hulusi Bey'e bir müjdeydi. Şu ikinci rüya ise Hulusi Bey'e ve bütün Müslümanlara büyük bir müjdedir. Ve sarıklılara ehemmiyetli bir hitaptır. Sarıklılar ulema. O günün alimleri. Diyor ki bu rüya sana mübarek olsun, Müslümanlara mübarek olsun, size müjdedir. Ama o gün Hulusi Bey'in zamanında yaşayan ne kadar alim varsa, din alimi, Müslüman alim, onlara da bu Allah'ın bir azarıdır diyor Allah. Allah'ın onlara tokatıdır diyor. Allah onlara tokat atıyor diyor. Niye? Şu zata sahip çıkmadıkları için. Hulusi Bey'e sahip çıkmadıkları.
Onuncu saftayken imametin çok manidardır. Rüyada Hulusi Bey mescide girmiş namaz kılacak ama 10. safta yer bulmuş. 10. safta imamın arkasında, fakat namazda imamlığı ona vermişler. 10. saftayken imamlık yapmış. Rüyada öyle, onu anlamamış tabii. Ne demek 10. safta imamlık? 10. saftayken imametin çok manidardır. İnşallah Cenab-ı Hak seni âli bir mertebe olan imamlık mertebesine mazhar eder. Diyor ki Allah seni ileride imam yapacak. Ne imam yapacak? Cami imamı. Asrın imamı yapacak. Asrın imamı. Asrın imamı yapması için Bediüzzaman'ın ölmesi lazım. Çünkü bir zamanda iki tane imam olmaz. Bir camide iki tane imam olmaz yani. Demek 10. saf takriben 10 senelik bir müddettir. Üstadın vefatını da anlamış oluyor böylece. Diyor ki ben vefat edeceğim, imam sen olacaksın. Neyi inkar ediyor bu nurcular? Sizi yanımda hazır edip sizinle şimdilik birkaç kelime konuşacağım. Diyor ki şimdi seni yanıma çekiyorum. Gel, senden birkaç kelime konuşacağım. Ne konuşacak acaba? Gizli çağırıyor, aşikare konuşuyor. Diyor ki seni yanıma çağıracağım. Şunları söyleyeceğim sana diyor. Evvela, hani mektubun evvelası yoktu ya burada. Evvelası daha yeni geldi daha. Evvela harekatınıza dair bazı şeyleri yazmak vaat etmiştim. Benden sonra ne yapacaksın? Benden sonra ne yapacaksın? Ben sana bunları anlatacaktım diyor. Vakti daha gelmediğinden şimdilik senin müstakim aklını ve selim kalbini tevkil ediyorum. Diyor ki senin aklın müstakimdir, kalbin de selimdir. Seni vekil ediyorum. Ama senin benden sonra yapman gereken şeyleri şimdi söylemeyeceğim diyor. Şimdi söylemeyeceğim. Bu ne demek? Ben söyleyeceğim bunları sana. Benden sonra ne yapacağım bunları sana söyleyeceğim diye merak etme. O imamlığa geçtiği zaman orada sipsivi ne yapacağım ben burada diye düşün dedi. Ben sana ne yapacağını söyleyeceğim diye. Söylemiş mi? Herhalde söylemiş. Diyor ki senin aklını ve kalbini vekil bırakıyorum. Merak etme ben oraya bu bilgileri göndereceğim diye. Ne demiş olabilir acaba? Hulusi Bey'in üstadın vefatından sonraki harekatı neydi ki? Ne yaptı? Hadi bakayım. Ne yaptı Hulusi Bey üstadın vefatından sonra? Risalelerin orijinaline sahip çıktı. Üstadın tarzına sahip çıktı. Kimseyle meşgul olmadı. Sadece ders yaptı oturdu. Hiç kimseye karışmadı. Hiçbir siyasete menfi, müsbet hiçbir siyasete karışmadı. Hiç kimseyle de meşgul olmadı. Sadece Kur'an'ı, Risale-i Nur'un dersini yaptı. Hadis okudu, ayet okudu, Risale-i Nur okudu. Ayet okudu, hadis okudu, Risale-i Nur okudu. Ayet okudu, hadis okudu, Risale-i Nur okudu. Yeri geldi zaman zaman fıkhi dersler yaptı. Ramazan geldi, orucu anlattı. Kurban geldi, kurbanı anlattı. Zekatı anlattı. İslam'ın emirlerini anlattı. Fıkıhtan okudu. İnsanlara lazım olan din bilgilerini verdi. Ben canlı şahidim. Allah razı olsun ha. Mehmet Emin abi yıllarca Hulusi Bey'in dersine gitti. Şanslı insanlardan birisidir. Neye şanslı? Kur'an, hadis, fıkıh, Risale-i Nur. Amenna ve seddakna. Her gün bir namazında okunan aşırı ne değil. Yakıtlı ders başlamadan önce ey
herkes ve ey cemaat, Hafız Efendi nereyi okudu? Herkes böyle sesini çıkarmaz, böyle bir şey beklerdi. Veya bir ikisi de işte falan yeri okudu. Bizden yaşta büyük olanlar vardı, Hafız olanlardı. Veya şeydi, başlardı o okunan, o ikindi namazı sonrası camide kılınan. İkindi namazı sonrası olan o açtı, tefsir ederdi. Zaten tefsiri yapardı, anlatırdı. Ondan sonra hadis-i nebevi okunurdu. En az üç tane. Daha sonra bir tane okunurdu. Ama yıllarca böyle şahit oldu. Amin. Demek Bediüzzaman Hazretleri yaşadığı devirdeki Resulullah Efendimizin vekili olarak, veraset-i nübüvvet makamında asrın imamı olarak kendinden sonra vazifeyi devralacak zatı yetiştirmiş. Onu yetiştirmiş, gözüm yetiştirmiş. Peki Hulusi Bey kendisinden sonra gelecek zata kavuşmamış mı? Onu bulmamış mı? Onu yetiştirmemiş mi? Bütün mesele aha bu silsileyi bozmaktır. Yapılan oyun işte aha bu silsileyi bozmaktır. Onlar bozar, Allah yeniden yazar. Hoca abiyle yeni tanıştığımız zaman derslerde çok söylüyordu. Bünyamin Ateş, Mustafa Kaplan, Burhan Bozgeyik. Bunlar yazar. Ben de bozarım diyordu. Bizim yazdıklarımızın hepsini bozdu. Elhamdülillah. Ama bize Kur'an'ı öğretti. Bize hadisi öğretti. Bize fıkhı öğretti. Aynı Hulusi Bey gibi. Bize dini öğretti. Risale-i Nur'u da dinle beraber öğretti. İşte asrın imamı budur işte. Ne konuşuyorlar? Böyle bir öğretici olmadan biz nereden bilecektik dini ya? Ulan benim yedi sülalem Safkan Kızılbaş, biz nereden öğrenecektik dini ya? Allah ebediyen razı olsun bu zatlardan. Böyle gemilerin bağlandığı, limanlarda gemileri bağladıkları baba var ya, ona baba denir. Demir, halatla gemiyi oraya bağlarlar ki deniz kudursa bile oradan kopmaz. İşte bu asrın imamları, peygamberi temsil eden zevat-ı aliye. Bunlar o baba gibidir, baba. Oraya bağlanan fırtınalarda kopmaz, gitmez gözüm. Bu ahir zamandır. Resulullah Efendimiz diyor ki camiler ağzına kadar dolu olur. İmam ve müezzin de dahil içinde mümin olmaz. Böyle tehlikeli bir zamanda İmanını muhafaza etmen için böyle baba yere sarılman lazım. Öyle kolay değil istikamet üzere gidebilmek. Radyo dinliyorsun, televizyon dinliyorsun, gazete okuyorsun, internete giriyorsun. Bildiğin iman da gidiyor lan, o sendeki iman da alıp götürüyorlar. 50 milyon tane fırıldak çeviriyor. Senin haberin var mı? Yo, nereden bileceğim? Biz Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Kur'an'ı bilmeyen adam bu oyunların nereden farkına varacak? Bilmiyoruz. O zaman bilenin birine yapışacaksın. Kardeşim vallahi kurtulamazsın. Bu dindir. Dinin şakası yok ki. Bir ayeti inkar etsen iman o anda gider ya. Bir mütevatir hadisi inkar etsen o anda iman gider ya. Sen ayeti bilmiyorsun, hadisi bilmiyorsun. Konuşuyorsun lan. Ne konuştuğunu bilmiyorsun ya. Söylüyorum, Almanya'da bir köye derse gittik. Dersin bitiminde muhabbet ediyorlar. Arkadaşlar, birisi dedi ya işte bu kafirlerin kafasını kesmek lazım dedi orada biri. Dersi dinleyen bir zatın biri de tanımıyorum. İlk defa gelmişim zaten. Olmaz dedi, öyle şey dedi. Bizim peygamberimiz zahmet peygamberidir dedi. Bizim peygamberimiz zahmet peygamberidir. Ne demek dedi, insanların kafasını kesecek. Olmaz böyle bir şey dedi. Ya abi, adamı da tanımıyorum. Dedim arkadaş, sen bunu bilerek mi söylüyorsun dedim. He, bir de ısrar etti. Dedim lan, Allah Kur'an'da diyor ki kafirlerin boynunu kesin. Allah Kur'an'da diyor ki kafirlerin boynunu kesin.
Getirin lan Kur'an'ı dedim. Açtım ayeti gösterdim. Ne oldu şimdi? La o anda kafir oldun sen. O anda kafir oldun sen. Ayeti inkar ettin be kardeşim. La bari konuşma. Bu dindir. İmanın şakası yok ki. İman nedir? Allah ne demişse doğrudur. Peygamber ne demişse doğrudur. La iman budur işte da. Bir ayeti, bir hadisi inkar ettiğin zaman o iman gider, uçar gider. Hepsini kabul ettin. Evet. Birini inkar ettiğin zaman diğer kabul ettiklerinin hiçbirini de Allah kabul etti. Din bir bütündür, küldür. Bir cüzünü çıkaramazsın. Çıkardığın zaman o din olmaz. Şimdi biz dinin bütün hükümlerini çıkarmışız. Hırsızın eli kesilecek diyoruz Müslüman. Olur mu böyle şey? İdam gelmesi lazım. Adam öldüreni öldüreceksin diyor. Olur mu böyle bir şey? Adam hem evli hem zina ediyorsa taşlayarak öldüreceksin. Olur mu böyle bir şey? Kadınlarınız sesen cilbapsız sokağa çıkmayacak. Olur mu böyle bir şey? Kadınlarla erkekler kapalı mekanda beraber oturmayacaklar. Olur mu böyle bir şey? Olmaz oğlum. Tabii Allah'ın dedikleri olmaz bu zamanda değil mi? Hangisine olur mu desen o anda kafir olursun. Buz gibi kafir olursun. İster yap ister yapma. Bu imandır lan. Biz sana bunu yap demiyoruz da bunu kabul edeceksin. Kabul ettiğin zaman bunun adı iman oluyor işte da. Reddettiğin zaman kafir oluyorsun. İstersen yap. Sen namazı kıl ama namaz ne farz olsun lan işte yapıyoruz. Farziyetini inkar et onda kafir olursun. Namaz kıldığın halde kafir olursun. Dinde evvela imandır. Kabul edeceksin. Yapmak ikincidir. Yapmazsan iki tokat der yine kurtulursun. Ama kabul edeceksin. İşte o babaları bulup da o halatla kendini oraya bağlamazsan ha böyle ayeti de inkar edersin. Hadisi de inkar edersin. Ve imanla cennete gideceğini zannedersin. Gidersin. Nereye gidersin bilmem ama. O gideceğin yer cennet olmaz. Gözüm. Onun için işte peygamberin varisini bulmak o kadar mühimdir her asırda, her asırda, hele de bu ahir zamanda ya. Allah'ın belası bir asra düşmüşüz. Müslüman çıkıyor, sakalıyla, cübbesiyle, sarıyla seni kandırıyor. Ya. Vallahi billahi. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu millet kime inanacak be kardeşim ya? Kime inanacak? Okulda Kur'an öğretilmez. Cemiyette Kur'an öğretilmez, evde Kur'an öğretilmez, camide Kur'an öğretilmez. Kur'an'ın manası yani. Ha. Nereden öğrenecek bu millet bu dini? Din öğrenecek bir yer kalmamış. O zaman dini bilen bir tane baba bulup kendini oraya bağlayacaksın. Baba baba, insandan baba değil, demirden baba. Evet, bu evvelen idi. Elhamdülillah buraya koymadıkları şeyi biz okuduk. Her şey başlıyor. He, tabii paralel nurculuğa göre 9. mektup şimdi başlıyor. Oo, ders bitmiş. Vallahi bitmiş. Yok. Hiç olmazsa saniyeni okuyalım. Saniye abladan başlayalım. Saniyen ikinci olarak Neşri Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir keramet-i Kur'aniyedir. Bir inayet-i Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum. Demek Kur'an nurlarını neşreden bu zat Hulusi Bey muvaffakiyet görüyormuş ya. Yani başarıyormuş. İki, gayret ediyormuş ve çok şevkliymiş bunları yaparken. Diyor ki sendeki bu başarı, sendeki bu gayret, çalışkanlık, sendeki bu şevk, azim Allah'ın bir ikramıdır sana. Allah'ın ikramıdır diyor. Ulan omuzunda rütbeyle devletin subayı, Cumhuriyet Halk Partisi devri 1950'den önce o rütbeleriyle bu hizmeti yapıyor bu adam. Lan şimdi bir tane adamı yetiştiriyoruz. Vali oluyor adam derse gelmiyor lan.
Bakan oldu adam, camiye gitmiyor lan. Ben yetiştirdim, bakan oldu. Adamla büyük adam oldu daha, camiye ne işleri var ya? Yani? Dersler ne işleri var artık? Ama o zat omuzunda rütbeyle camiye giriyor diye. O zaman 1940'larda. Ezan okutuyordu. Hiçbir kere ezan okutmadan namaz kıldırmamış. Askeriyede, askeriyede. He vallahi. O Türk ezanı bir kere bile okutmamış. Çıkarıyormuş müezzini. Arapça ezanı okutuyormuş, namaz kıldırıyormuş. Kahraman asker. Kahraman asker dedi lan. Ne dedi ki kahraman? Şimdi kısırık Müslümanlar. Ulan sizi bakan yaptık, bir işe yaramadınız. Milletvekili yaptık, bir işe yaramadınız. Komutan yaptık, bir işe yaramadınız. Başbakan yaptık, bir işe yaramadınız. Cumhurbaşkanı yaptık, bir işe yaramadınız. Anayasa Mahkemesi Başkanı yaptık, bir işe yaramadınız. Temiz Yargıtay Başkanı yaptık, bir işe yaramadınız. Siz ne zaman işe yarayacaksınız lan? Kabirde mi işe yarayacaksınız lan siz? 1988 Ankara'da resmi bir yemekteyiz. Rahmetli Ahmet Kabaklı ile beraber aynı masaya oturduk yan yana. Şimdi anlatıyor Kabaklı Hoca. Ben onun yanında gencim tabii o zaman. O Kemal yaşta. Diyor generalin biri emekli olmuş. Yanıma geldi diyor. Demiş ki hocam emrinizdeyim. Yapacağım bir hizmet var mı? Dedim ki ulan siktir. Omzunda apolet varken niye gelmedi? O omzundaki apoletlerine, üniformayla niye gelmediniz mi? Şimdi mi geliyorsun yani? Şimdi bir boka yaramıyorsun artık. Hizmet edeceksin. Bu zat Hulusi Bey omzunda üniformayla camiye gelmiş. Omzunda üniformayla hutbe okutmuş. Hutbe. Hem de İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'yken. 1950'den önce. İşte asrın imamı bu erkektir işte. Neşri Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır sana diyor. Kur'an'ın bir kerametidir bu diyor ve Rabbimizin bir inayetidir. Allah'ın ikramı Kur'an'ın kerametiymiş Hulusi Bey'de görünenler. Demek bu zat Kur'an'a hizmet ediyor. Kur'an'ın içerisinde kendisini feda etmiş, fani olmuş. Kur'an'da fani olmuş. Elbette riyaset, elbette imamet bu zatın hakkıdır da. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şimdi keramet ne? İkram ne? Yani keramet bir insanın manevi çalışmasıyla gösterdiği harika haller. İkram Allah tarafından o adamın elinde görünen harika haller. İkisi aynı. İkisi de aynı. İkisi de aynı adamın elinden çıkıyor. Ama birisi çalışarak o işi yapıyor. Birisi hiç haberi olmadan elinden o görünüyor. Haberi bile yok ya. Birisi ikram, birisi keramet. 9. mektup. Bu bütün kitaplarda var. Eve gidip kendiniz okuyabilirsiniz. Bu kadar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi tesirini halk eyle. Şu alemi İslam'ı, şu perişan müminleri o ilahi babaya bağla ya Rabbi bağla. Lillahi'l-Fatiha.